Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım, acısıyla tatlısıyla bir Şubat ayı bitirdik demeyi çok isterdim ama ve lakin maalesef tatlıdan ziyade bize gerçekten acılar ve üzüntülerle gelen bir kısa da olsa ama bitmek bilmeyen çok üzücü bir Şubat ayını çok şükür bin şükür ki arkada bırakıyoruz. Ama ve lakin bakalım Mart ayı bizlere nasıl sürprizlerle gelecek. Umarım her birimiz için sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, en önemlisi de tabii ki yeryüzüne sakinlik, dinginlik ve huzur vererek gelmesini temenni ediyorum. Ve Mart ayı için bakalım aşk hayatımızda Makbuş abla kartları aracılığıyla sizlere gelecek mesajlar neler olacak, bir bakalım Mart ayında benim canım gönül dostlarıma aşk hayatında neler bekliyor. Aşk hayatınızda bağlantılı Mart ayında yaşayacaklarınıza dair neler olacak, bakalım ayrılık mı var, barış mı var, evlilik mi var, bir teklif mi var, ne var, bir hep birlikte bir bakalım nasıl mesajlar alacaksınız. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum ve her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına yine şifa olsun diyorum ve kartlarımı Mart ayı için kolektif enerjime seçmeye başlıyorum. Sizler de ben kartlarımı daha seçerken ve seçtikten sonra da videoyu durdurarak odaklanıp rezone olabilirsiniz. Kendinize ve aklınıza ya da kalbinizde olan kişiyi niyetinize alarak bakalım Mart ayında bizi neler bekliyor diye sorabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar. Bunu unutmuyorsunuz. Siz yine kendinize ait olan kısımları lütfen sevgili alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel mesajlar öğrenmek istiyorum ben diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan, zaten videolarımın alt bandında da var. Lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar ve beğeniler bırakan ve süper teşekkürlerle de bana destek olan canım gönül dostlarıma da ayrıca müteşekkirim. Ve hepsinin de Rabbim kalbinden, gönlünden geçen ne niyet varsa tez vakitte kabul etsin diliyorum. Ve evet, kartlarımızda hemen Mart ayı için kolektif enerjime niyetleyerek seçtim. Şimdi evet canım gönül dostlarım, hazır mısınız? Bakalım Mart ayı aşk hayatınızda ve ilişkilerde sizlere ne gibi sürprizler hazırlıyor, nelerle gelecek? Oo, harika. Hemen bir bakalım Mart ayı için sizlere. Evet. Şimdi evet, çok güzel mesajlar geldi canım gönül dostlarım. Hemen hazırsanız kolektif enerjime niyetle başlıyorum. Şimdi aşk hayatınıza ve ilişkinize dair o kadar darlanıp bunalmışsınız ki uzun zamandan beri başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Bir kısır döngü, bir kaos içerisindeyim. Yani hani ne uzayabildi bu ilişki, ne kısalabildi, ya ne istediğim tarafa gidebildi, ya da işte hep böyle bir aynı noktada saydım dediğiniz bir aşk hayatı kolektif enerjimde şu anda gelen mesaj.
Şimdi bir kere Mart ayı içerisinde özellikle bu kısır döngüden ve bu kaostan çıkabileceğiniz ayrıcalıklı bir dönüm noktasına gireceksiniz. Şimdi bu ayrıcalıklı dönüm noktası size aslında belki de bir fırsat olarak gelecek. Şimdi belki o kadar takıntı yapıyorsunuz ki bir şeylere, hani körü körüne bir noktaya hedefle gidiyor olabilirsiniz. İşte sadece beni arasın hedefinizdir. Ya da bana yazsın hedefinizdir. Ya da işte görüşelim hedefinizdir gibi gibi gibi. Yani burada zaten kartlarım size diyor ki aşk hayatınıza dair belirli bir noktaya, belirli bir yere sabitlediğiniz olayda biraz böyle çerçevenizi, perspektifinizi genişletin. Çünkü bakın karşınıza gelecek bazı fırsatlar aşk hayatınıza dair. Hani yazsın yazsın diye beklersiniz ama pat diye onunla yüz yüze gelme imkanı doğabilir. Çıkabilir karşınıza. Yani bunları değerlendirin. Mart ayı gerçekten sizin için çok sürpriz bir ay olacak. Bakın anlaşmazlıklar yaşadığınız, aşk hayatınızda ortak noktada buluşamadığınız, bir türlü anlaşamadığınız konularda anlaşmaya gideceksiniz. Sadece duygularınıza kapılmadan akıl, şuur, mantık çerçevesinde hareket edin. Çünkü hani akıl geldi mi böyle, aşk geldi mi hayata, akıl gidiyor başka tarafa. Ama siz bunu yapmayın. Yani daha böyle mantıklı hareket edin. Çünkü böyle yaptığınız zaman belki de etrafınızdaki insanların işte konuşmaları, tavırları ya da davranışlarıyla sıkıcı durumlarda kalıyorsunuz. Bu durumda da kalmamak adına da çok pardon, boğazıma bir şey takıldı. Bu durumda kalmamak adına da yine gel. Ay Allah'ım. Evet, bu durumda kalmamak adına da daha duygusal değil, daha mantıklı hareket edin lütfen. Aa, hayırdır inşallah. Sürekli boğazıma bir şey takıldı. Evet, aşk geldi, aşk. Neyse biz aşka geçelim de sıkıntılı şeyleri bir tarafta bırakalım. Gördüğünüz gibi bir aşk var. Aşk geldiği zaman Makbuş abla ne der? Akan sular durur der. Yani Mart ayı sizin için aşk dolu, sevgi dolu, tutku dolu bir ay olarak gösteriliyor. Ve özellikle kendinizi aşk hayatınızda ayrıcalıklı hissedeceğiniz, hatta Allah Allah bu adamın kafasına ya da bu kadının kafasına taş mı düştü? Ne oldu? Nasıl bir değişimle geldi diyeceğinizde belki de bir ay sizleri bekliyor. Sadece mümkün mertebe bu ay içinde aşk hayatınızda tartışma ve münakaşalardan kaçının. Çünkü gerçekten sizi çok heyecanlandıracak, mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz bir konuda zafere götürecek, güzel bir gündeminiz olacak ve maalesef ki etrafınızdaki bazı kıskanç, haset, hain ya da sizi fesatlanan kişiler tarafından da belki göze nazara bile gelebilirsiniz. O yüzden tartışmalardan, münakaşalardan kendinizi uzak tutun. Bakın nazarlara bile gelebilirsin. Allah korusun. Çünkü kıskançlar, fesatlar var. Bak nasıl boynunu bükmüş, kara kara düşünüyorlar. Siz mutlu olduğunuz süreçte. Bir de takıntılarınızdan mümkün mertebe arının. Ve etrafınızdaki insanları çok fazla kale almayın. Hislerinizin ve sezgilerinizin güçlü olacağı bir Mart ayı sizi bekliyor. Ve aşk hayatınızda da lütfen bunu değerlendirin ki zaten Katina kartında ilk gelen mesaj diyor ki yıldızlar şans bu ilişkiden yana olacak. Yani Mart ayında aşk hayatınızda ve ilişkilerde şanslı bir süreciniz var. Sadece özellikle her geçen gün aşk hayatınızın, yıldızınızın daha da parlayacağı ve bu ilişkinin daha da güzel bir yere taşınacağı mesajı var Mart ayında. Sadece dediğim gibi etrafınızdaki insanlara dikkat edin ki anahtar diyor ki aşk hayatınızla bağlantılı Mart ayında çözüm bulamadığınız, sonuca gidemediğiniz her ne var ise aşk hayatınızla ilgili Mart ayında sonuca gideceksiniz, çözüme kavuşacaksınız ve aradığınız cevapları da, belki de bazı sorular var ise kafanızda, o soruların cevaplarınızı da alacaksınız.
Eğer ki ben hiç kimseyle aşk yaşamıyorum, ben ne yapayım işte bir türlü aşktan yana yüzüm gülmedi diyenlerdenseniz, Mart ayı itibariyle aşk ateşi yeniden içinizde yanmaya başlayacak. Tutkulu bir Mart ayı sizleri bekliyor ve özellikle de tutku ve arzu dolu bir barışma, bir görüşme bekleyenler var ise Mart ayında bunu yaşayacaksınız. Sadece işte bak gizli tut diyor, bak gizli tut, bak göz, nazar, etrafındaki o fesat, haset insanlardan koru bu ilişkini diyor. Aynı zamanda da evet Mart ayında bazı bağımlılıklar da gündeminize gelebilir. Bu sizin bağımlılıklarınız olabilir. Aklınızda ya da kalbinizdeki kişinin, aşk hayatınızdaki kişinin bağımlılıkları da olabilir. İşte bunlar hani yasak ilişkiler olarak adlandırmayın. Hemen başka bir kadın, başka bir erkek olarak düşünmeyin. Bu bağımlılıklar işte alkol olur, madde olur, kumar olur, efendim ne bileyim dini boyutta çok farklıdır. İşte çok da dini, dindardır, siz değilsinizdir ya da tam tersidir gibi gibi, artık neyse. Yani bu ay Mart ayı, ki zaten bir balık burcu dönemindeyiz. Balık burcu da bağımlılıkları sembolize ediyor biliyorsunuz. Yani bağımlılıklar haliyle gündemde olacak. Ha, ilişkiye dair bağımlılıklar da olabilir, takıntılar da olabilir burada. Bu yüzden bu bağımlılıklardan da biraz arınmaya dikkat edin. Yine bu ay itibariyle Mart ayında aşk hayatınızda özellikle aile bağlantısı, bakın aile kurmak isteyeceksiniz, evlilik yoluna gitmek isteyeceksiniz. En çok da çocuk özlemi çekenler, çocuk isteyenler için Mart ayı gündem olacak. Hatta bunu şöyle de adlandırabilirim. Belki de çocuk isteyenlere Mart ayı çok biçilmiş bir kaftan. Belki bir çocuk özleminiz giderilebilir bu Mart ayında. Ayrıca da aşk hayatınızla ilgili bir çocuğun saflığı ve masumiyetinde gidecek bir aşk hayatı sizleri bekliyor. Ama ve lakin zaman zaman aşk hayatınızla bağlantılı aklınızdaki kişinin size karşı umursamaz tavırları ya da böyle onun size karşı böyle şüpheci ya da biraz böyle flörtöz tavırları sizi şüphelere sevk edebilir. Burada sadece çok da bu konuda baskıcı olmayın. Biraz rahat davranın. Çünkü neden? Aklınızda, kalbinizdeki kişi ya da aşk hayatınızdaki kişi size aslında sadık bir insan. Hani belki flörtöz yapısından kaynaklı siz kendi içinize şüphelere düşebilirsiniz. Ama onu hiçbir şekilde yine de kıracak, üzecek bir şekilde davranmayın. Yani burada aslında bakın en başta söylediğim şey, akıl, şuur, mantık çerçevesinde davranın. Yani duygularınıza kapıldığınız zaman belki aşk hayatınızda sıkıntılı ve sorunlu bir süreç yaşayabilirsiniz. Ki bakın derviş zaten size diyor ki yolun ve yönün açık. Görünenin arkasında görünmeyenler, aynı zamanda sabırlı olman gereken bir aşk hayatı ve bunun haricinde de zaten sezgilerin ve hislerin zaten güçleneceğini, iç sezinin daha güçlü olacağını, belki bir bekleme süreciniz var ise Mart ayında bir şeyler uzayabilir ama bu ay özellikle maneviyatı da temsil ediyor biliyorsunuz. Balık burcu aynı zamandaki Mart ayının da gündemi zaten. Maneviyat olarak da dilinizde, kendi dilinizde, kendi dininizde, kendi inancınızda ibadetler edebilirsiniz, meditasyonlar yapabilirsiniz aşk hayatınızla ilgili. Çünkü bakın yapacağınız dualar ya da inançla edeceğiniz dualar kabul görecek diyor size kartlarım. Evet, Mart ayı içinde aşk hayatınızda bakalım konuşturma kartlarımdan gelen mesajlar neymiş? Hemen öncelikle şunu söylüyorum.
aşk hayatınıza dair, evet, bilincinizde bir uyanma yaşayabilirsiniz. Artık böyle bir şeyleri daha netleştirebilirsiniz ki zaten söylemiştim sezgilerinizin güçleneceğini. Evet, bağlantılarınızın çok güçlü olacağını, ama bu bağlantıların güçlü olması için bakın yine aynı mevzu, bir şeyleri serbest bırakmanız gerektiğini ve affedici ve bağışlayıcı olmanızın yeniden başladığınızda bu aşk hayatınızda daha güçlü etkilerini göreceksiniz. Evet, kendinizi zaman zaman hissizleşmiş ya da derin düşünceler içerisine dalmış bulabilirsiniz. Çünkü aşk hayatınızda Mart ayında böyle bir kendinizi böyle bir uzaklaştırıp ilişkinizden böyle bir iç sesinize sorup hesaplaşmalar, bir mücadele ya da savaş yaşayabilirsiniz. Ki burada derin düşünceler verirken önemli olan, bakar mısınız canım gönül dostlarım, bakın. İki anahtar. Şimdi her halükarda ki bu anahtar kartına tekabülür anlaşma, çözüm, anlaşma ve bir sonuca gideceğiniz aşk hayatınızda muhteşem bir ay Mart ayında sizleri bekliyor. Zaten şurada bir aşk gelmiş, daha ötesi ne olsun diyorum. Evet canım gönül dostlarım, Mart ayı için aşk hayatınıza dair gelen mesajlar bu şekildeydi benim kartlarım aracılığıyla. Her birinize sağlıklı, sıhhatli, huzur, mutluluk, aşk ve sevgi dolu muhteşem bir Mart ayını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.